Herkese selamlar. Domates yanımızdaki pembe domatesler olgunlaştı. Şu an pazardan terazi de getirdim. Şöyle. Salkımların ağırlıklarını göstermeye çalışacağım. Yanılmıyorsam 15-20 salkım var. Şöyle şuradan başlayabiliriz sanırım. İlk salkımız bayağı büyük. 3 adet domatesi var. Şöyle. İki buçuk kilogram geldi. 3 adet domates. Şunu özellikle tohumluk bırakacağımı önceden söylemiştim. Ben şu an ilk salkımların hepsini tohumluk olarak bırakmayı düşünüyorum. Şöyle bir ayırma yaptım. Şuradaki salkım genelde üst kısma kadar domates yaptı. Bazıları sadece şöyle alt kısımlarında yaptı. Mesela şuradaki ikisi sadece alt kısımlarında domates yaptı. Bunları sırık ve oturak şekilde ayırmayı düşünüyorum. Bunları da zaten ayrı ayrı dağıtımını yapacağım. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Gelecektarimda.com adresinden domates ve diğer bitkilerin tohumlarını paylaşmaya çalışacağım. Siteyi zaten şu an güncelliyorum. İlk sayfaya girdiğiniz zaman bunu görebilirsiniz. Kısmetse forum sayfasına da konu açıp buradan tohumları paylaşmayı düşünüyorum. Bunun hakkında bayağı soru gelmişti. Yanılmıyorsam 2-3 hafta içinde sayfayı tamamen güncellerim. Sadece dağıtımı YouTube üzerinden yapmayı düşünüyorum. Facebook ve Instagram adresinden paylaşım yapmayacağım. Böylece takipçilerimiz de tam net belli olur. Şu en kocamanını ayrı tartmak istiyorum. Şunları şöyle keselim. 1 kilo 220 gram. Sadece şu domatesimiz. Sağ tarafta bayağı bir büyük salkımımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane domates var. Şuradan kırılmıştı. Ben alttan yapraklara desteklemeye çalıştım. Onu da keselim. Bir tanesi orada kaldı. Şöyle. Şu an 3.74. Şuradakini de koyarsak toplamda rahat rahat 4 kilo bir salkımdan çıktı. Ben bu yüzden bu domates seneye çok ekmeyi düşünüyorum. Tamamen 250-300 metrekareyi bu domatesin ekmeyi düşünüyorum. İlk salkımdan 4 kilo alsak bize rahat rahat yeterli olur. Çünkü tohum parası vermemiş olacağız. Zaten ilk hemen olgunlaştığı için salkımlar hemen 2,5 ya da 2 ayda satıp serayı sürmeyi düşünüyorum. Hatta fide de yapabilirsek, fide sanımızda vardı hatırlayanlar bilir. Orada fideleri zamanlı zamanlar ayırabilirsek bu şekilde aralıklarla bu domatesi ekmek çok daha karlı olacak. Diğer taraflara da geçelim. Şu an bir yan sıradayız. Oradaki salkımları da göstermeye çalışayım. Şöyle. Bir domatesimiz daha burada kalmıştı. Onu da koyalım. 2.99. Buradaki salkımda 3 kilo geldi. Bunu yan tarafa alalım. Tohumluk almak için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Tohumluk nasıl alınır diye. Ben domatesleri tamamen olgunlaştırdım. Özellikle bazıları şöyle fazla olmuş durumda. Buradaki çürümesini yapmasın. Pembe domatesler çok hassas olduğu için hemen çürüm yapabiliyor. Şöyle içini açarsak
Tohumları görmek mümkün. Bayağı da bir tohum var. Şöyle göstereyim. Şunların hepsi bizim tohumluklarımız. Şurada 4 adet daha salkım var. Onları da alalım. Arada şöyle yeşillenme oluyor. Bu da seranın gölgesi yetersiz geldiği için oluyor. Normalde bütün her kısmı pembe bir domates. Bu salkımımız da 2,5 kilo geldi. Diğer domateslerimiz de bu şekilde. Hepsini tek tek gezmek bayağı uğraştırıcı olacak. Tekrar dediğim gibi gelecek tarimda.com adresinden bu ve diğer tohum, bitkilerin tohumlarını paylaşmayı düşünüyorum. Siteyi de bunun için güncelliyorum. Diğer domatesleri de kısaca göstereyim. Hepsi şu anda olgunlaştı. Şurada da az önce gösterdiğim şekilde şuradakiler sırık olma yolunda iyi bir çeşit. Yukarılara gidiyor. Şuradaki de aynı. Şöyle. Üst salkımlara dahi domatesler var. Onları da kısaca sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. salkımda da tamamını netlemedi. 50. salkımın çiçekleri de gözükmeye başlamış. Bu sırık için ideal tohumluk. Oturak içinde şöyle domatesler daha uygun gibi duruyor. Bunları da ayrı ayrı eklemesini yapacağım. İlk salkımımız bu. Aşağı yukarı 2-2,5 kilo var. İkinci salkımda da 2-2,5 kilo var. Üçüncü salkımda da aynı şekilde. Kırmızı çeşitlere göre yerli tohum olduğu için tohum paramız olmayacak. Bu şekilde de bizim için artı bir avantaj. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.